Herkese günaydın. Bugün size banyodan sesleniyoruz. Asya kahvaltısını falan yaptım. Orada duşa soktum. Üst kattaki küvete geldik. Burada daha rahat rahat oynuyor çünkü. Biraz yüzüyor, eğleniyor. Ben de bir saat burada böyle kafamı dinliyorum. Ondan sonra ben de kahvaltımı yaparım artık. Böyle güne başlıyoruz. Evet, Asya'ya çorba yaptım. Hadi. Tavuk çorbası. Feneri keşfetti. Şimdi her yere fenerle bakıyor. Hadi bakalım çorbamızı içeceğiz. Çorbamızı içtikten sonra da markete gideceğiz. Eksiklerimiz var. Yumurta falan. Evet, beraber gideceğiz. Marketten geldik. Neler aldık? Şimdi hızlıca onları göstereyim size. Bir tane çöp poşet aldım. Bu benim favorim olan. Bunu da zor buluyorum böyle altlarda falan. Bayağı değiştim yani kutuyu. En altta bir tane buldum. En güzeli bu kokuyor bence. Bir tane kuru nane aldım. Bu biminki de birazcık toz gibi oluyor ama almış bulundum artık. Bir tane çubuk kreker. Şöyle bir tane bisküvi aldık. Daha sonra şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Bunu ben kullanıyorum gün içinde evde falan. İyi oluyor yani. Sonra bir tane Işıl'ın sıvı sabundan aldım. Bunu alıyordum. Bayağıdır almıyorum. Tamam anneciğim, ara. Daha sonra bir tane Dost'un yoğurdundan aldım. Bir tane First 8 aldım. Ekmek. Ve yumurta aldım. Bili bili yumurta. Bir tane. Böyle. Düşme, sakın düşme. Dışarı çıktık. Akşam oldu. Sedat işten geldi. Bugün vallahi hiçbir şey anlamadım. Şimdi size de anlatacağım. İşte markete gidip geldik. Ondan sonra Asya babaannesine gitti. Sonra ben de bir duş falan aldım. Ondan sonra bir uykum geldi. Böyle sabahları sürekli erken kalktığım için artık böyle gecede mutlaka birkaç kere uyanıyorum. Artık vücudum şey oldu yani, böyle yorgun. Vurmuşum kafayı, uyumuşum. Ondan sonra işte akşam oldu. Sırat işten geldi. Şimdi trafik bitti de kamera düşmesin diye. Oyun parkına götüreceğiz. Oyun parkını istiyor. Açık parkı istemedi. Aslında ben böyle yaz aylarında hani oraya tıkılıp oynamak biraz saçma ama orayı istedi. Biz de şimdi onu oyun parkına götüreceğiz. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra da annemlere gideceğiz. Seda gelmiş. Orada birazcık oturacağız. Ondan sonra eve geleceğiz. Çünkü Asya bugün uyumadı. O yüzden şey olur. Uyku saati gelir. O yüzden 9 gibi falan eve döneriz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Nereye geldik annem? Ooo, ikiye gidiyor bu. Tekrar gidiyoruz, evet. Ya bu üst katta ne var ki ya? Oyun parkı. Geldik mi? Hı hı. Hı hı. Hı, geldik. Hadi geldik. Al, niye bütün şunu? Gidecek misin oraya? Baba da kartımızı doldurdu, geliyor. Yazın kampanya yapıyorlarmış galiba. Kimse gelmiyor herhalde. Ne kadar yani? 25'e 30 TL yapıyor. 30 TL herhalde. 27 tane herhalde, bilmiyorum. Ama bu tarafa ya. Ay, ay. Ne oldu? Ay ay ay. Ben sallıyorum da korkuyorum. Tamam anneciğim, sallamıyor, tamam. Git hadi. Thank you.
Böyle çok sallıyorsun. Tabii ki alamayacaksınız. Aa, asla vermiyor. Şuraya asla. Bir şey var ya. Acaba hiç verdiği oldu mu? Parkından çıktık şimdi. Burger King'e geldik. Yemek yiyeceğiz, hamburger yiyeceğiz. Aa, şey almadık ama. Hayır almadık. Yemeklerimizi aldık. Terasa çıkıyoruz. Gidiyoruz. Biz nereye geldik ya? Anneannelere mi geldik biz ya? Ha? Benim kızım kiraz mı yiyor? Hı? Ne yiyorsun sen? Hı? Seda'nın üstünde şu an pijama var ve beni çekme diyor. Seda. Öyle Seda'yı mi? Maalesef çekemeyeceğim şu anda. Evet. Kişisel haklara saygı. Helal olsun. Kaydıraktan da kaydın mı? Ne kaydıraktan? Anladım. Ne güzel sohbet ediyordun. Evet. Ben gelince niye sustun? Başka neler yaptın? Dedeni anlatıyor muydun? Şöyle bakayım. Dün kaydıraktan kaydım. Kaydıraktan kaydı. Başka? Terlik dönme dolaba bindim. Dönme dolabı. Terlik dönme dolabı. Anladım. Terlik. Terlik şeklinde. Azıcık da yıkıyorsun, biraz. Olmuştur, güzel yıka. Şu taraflarını yıka. Asya, senin saçları çok güzel değil mi? Evet, biz eve geldik. Bilgisayarımı aldım. Bilgisayarımı aldıysam Asya tabii ki uyudu. Asya ayaktayken falan bilgisayarı açmıyorum, açamıyorum. İzin vermiyor zaten. O yüzden şimdi edit yapacağım, birazcık takılacağım falan. Bu arada şunu göstereyim size, çam ağacını görüyor musunuz? Bunu bana bugün zorla indirtti. Anne indirelim, anne yansın. Kıyamadım, ben de indirdik. Yanıyordu, şimdi söndürdüm hatta. Bakalım. Çıkarsam yukarı unutur mu yarına kadar? Onu düşünüyorum. Unutacağını zannetmiyorum ama o kadar eski şeyleri hatırlıyor ki Asya gerçekten. Ya bütün çocuklar öyledir muhtemelen de. Böyle aylar öncesindeki bir olayı bile böyle hatırlayabiliyor. Orada demin ek sözlükte bir başlık gördüm. Ben böyle ara ara açıp okuyorum. Böyle kehanet okumayı falan seviyorum. Bu tarz şeyler ama bence bu kehanet değil. Yani olacak diyorlar ama bilemiyorum. Büyük İstanbul depremi. Böyle hatta geçen Sedat'a dedim ki ben çok korkuyorum bu arada depremden.
böyle hafif sallantıda bile böyle kalbim duracak gibi oluyor. Neden? Yani böyle çok şey bir depremde yaşamadım. Hani bu 19 Ağustos depreminde falan. Biz Elazığ'daydık babamın görevi itibariyle. Hatta biz Kocaeli'de oturuyorduk. Bizim çok böyle sürpriz bir şekilde tayinimiz çıktı ve Elazığ'a geldik. Yani biz eğer 15 gün önce, depremden 15 gün önce Elazığ'a taşındık. Eğer taşınmasaydık bizim oturduğumuz ev yıkılmıştı ve bayağı ölenler olmuştu apartmanda. Kader işte yani gerçekten. Sedat'a geçen şey dedim. Başka bir şehre mi gitsek, buradan taşınsak? Yani çok can kaybı olacakmış. İşte İstanbul'un yarısı yok olacakmış. Yani bir sürü hastalıklar ortaya çıkacakmış falan. Gerçekten okuduğum zaman çok korktum ve bunun yakın zamanda olacağını söylüyorlar. Hani sizi korkutmak da istemiyorum ama tabii ki tedbirimizi almak lazım. Kenarda bir deprem çantamızın olması lazım. Ben bunu yakın zamanda da hazırlamayı düşünüyorum. İşte Sedat'a öyle söyledim. Sedat da saçmalama dedi tabii ki. Sonra dedim saçmalıyor muyum acaba? Yani olacak varsa olur. Bu demek lazım ama bilmiyorum, eşeği de sağlam kıza bağlamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Ben artık feda edeyim. Sizin de çok güzel canınızı sıkmadan. Böyle umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir.